Evet, sevgili öğrenciler, uzun bir sürecin sonunda ilk kısmı atlattınız. Şu anda AYT uygulanıyor ve YKS 2021 değerlendirmesinin ilk kısmını, TYT ile ilgili kısmını yapacağım. Dün özellikle bir kayıt yapmadım çünkü benim bakış açıma göre, hatta o ya attığım kısa videoda da belirttim, TYT'den sonra herhangi bir şekilde dikkat, algı dağıtmamak gerekiyor. Böyle ki dün işte saçma sapan bir soru çalınma bahsi ortaya atıldı. İşte 4 gün önce yayınlanan bir videonun altına toplum sözleşmesi, felsefe sorusuyla ilgili 13. soru olduğu yazılmıştı. Şimdi bununla ilgili de hemen kısaca yorumumu yapayım. Zaman zaman bu tarz böyle rastgele atmalar oluyor. Biri tutsun da bir karşılığı olsun diye. Yani ben daha önce bazı videoların altında görmüştüm böyle işte YKS işte TYT 5. soru, işte AYT matematik 14. soru. Yani önden gördüm diyebilmek için birçok tahmin yapıp arasından gelebiliyor. Bu olabilir. Farklı bir durum da olabilir ama şimdi dün bunu gören, yani benim temel bir tavsiyem vardı. Bu tavsiyem neydi? TYT'den sonra AYT'ye kadar ne sosyal medya, ne habere, ne arkadaşla konuşma, hiçbir şey yapmadan eve gelip AYT tekrarınızı yapmanızı tavsiye etmiştim. Şimdi bunu yapanlar, bir de bunu yapmayanlar var. Şimdi yapmayan öğrencilerim beni aradılar, işte hocam çalınmış mı, ne olacak filan. Arkadaşlar bu sizle ilgili değil zaten. Yani bununla, yani dünden bugüne bununla ilgili bir şey yapamazsınız. İnşallah onları bu AYT'den sonra öğrenecek çocukların çoğu. Eğer bir durum varsa gerekli araştırmalar da yapılır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim TYT 2021'in değerlendirilmesi. Bu birinci bölümde TYT 2021'in değerlendirmesini yapacağım. Aşağı yukarı 150-160 tane kişinin dönütü var elimde, ne yaptıkları. Bugün de YK, yani AYT yapılıyor şu anda. AYT'den çıktıktan sonra da aldığım dönütler doğrultusunda bir bölüm daha yükleyeceğim. Bir video daha çekeceğim. Ondan sonra bu akşam ya da yarın, yani 28 Haziran günü hangi yıla daha çok benzediğini tahminleri yapmaya çalışacağız. Şimdi TYT 2021 için benim kafamda, işte önümde burada belli notlarım da var, aldığım öğrencilerle yaptığım görüşmelerden. İlk değerlendirmem şu yönde: TYT 2021'deki 120 sorunun karşılığı, yani çözülmesi için verilen süre 135 dakika yeterli değil. Yani hem 40 matematik sorusu için hem 40 Türkçe sorusu için kendine ideal çözülme süreleri bir arada verilmediğini düşünüyorum. İlk öğrenciden aldığım dönüt bu yönde. Çünkü işaretleme oranları belli bir oranda düşmüş. Yani normalde işte 115-120 arası TT işaretleyen bir öğrenci 100-110 arası işaretlemiş. Kimisi 100, yani daha çok 100-105 arasına sıkışmış ama 110 işaretleyen de var. 100 işaretleyen, 100-110 arası işaretleyen öğrenci 90-85-90 civarı işaretlemiş. İşte 90 civarı işaretleyen öğrenci 70-75 arası işaretlemiş. Yani %15-20'lik bir şey var. Burada da yani öğrenciler şunu söyledi. Yani, siz de aynı böyledir muhtemelen. Soruyu yapamadığından değil. Yani sorunun yapılan, yani Türkçe için bir benzerlik yapılamamazlıktan bahsedenler oldu ama matematik için yapılamamazlıktan, geometrideki 200 soru harici çok bahsedilmedi. Sadece zamanın yetmediği, soruları görememişler. Şimdi bu bir hız, direnç sınavı aynı zamanda. Doğal olarak burada zaman karşılığı yetmemiş gibi. Hatta çoğu öğrencinin yorumu da şu yönde oldu: hocam işte geçtiğimiz yıl 30 dakika ek süre vermişlerdi. Bu sene de benzer sormuşlar ama 30 dakika ek süreyi vermeyi unutmuşlar dediler. Şimdi sizin muhtemelen hemen hemen herkesin aynı geçtiğini düşünüyorum. Sadece belli bir marjın altında, yani işte TYT'de 50-60 net yapanların, işte 50-60, 60-70 işaretleyenlerin çok fazla değişiklik olmadığı gibi duruyor. Bu da şunu gösteriyor: belli bir alt limitin yapıldığını. Mesela matematik için şunu söylediler: işte hocam ilk 8-12 soru arası çok kolaydı. Hani ya, rahatça yaptık. Ondan sonra iş yavaşlamaya başladı dediler. Zaten Türkçe'de şöyle bir şey olmuş. Türkçe'yi normalde
35-40 dakikada çözen öğrencilerim 45-55 arasına kaymış. 40-50 dakika arasında çözenler 50-60'a kaymış. 50-55 dakikada çözenler 65-70 dakikaya kaymış. Yani Türkçe zaten orada belli bir zaman kaybına sebep vermişti. Şimdi matematik de olunca, işte hocam hepsi paragraftı zaten. Baştan sona hepsi paragraftı gibi yorumlar yaptılar. Muhtemelen sizin de, hani sınava giren öğrencilerin sizin de yorumlarınız bu yöndedir. Ama şöyle bir zorluk sıralaması yapmaya çalışırsak, benim hani aldığım dönütler doğrultusunda, bunun içinde çok çok başarılı öğrenciler de var. Yani akademik anlamda çok başarılı, akademik anlamda düşük öğrenciler de var. Her birinin verdiği yoruma göre, verdiği tepkiye göre bu yorumu yapıyorum. Bir de burada şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz bu sınav bağlı ölçütlü bir sınav. Yani mutlak ölçütlü sınavlar, işte ehliyet sınavı gibi 70'in üzerinde alanın geçtiği bir sınavken, bağlı ölçütlü sınavlar sonuca bağlı sınavdır. Yani genelin ne yaptığı önemlidir. Genelin ne yaptığı çok önemli. Şimdi genelin ne yaptığı çok önemliyse, o zaman diğerlerinin yaptığını da burada. Zaten bu videoları izlemenizin temel sebebi de bu. Benim aldığım dönüt şu yönde. Sınavın en zor kısmı matematik, ondan sonra geometri, ondan sonra Türkçe, sosyalle fen de birbirine denk zorluktaymış. Şimdi matematik, geometri, Türkçe, sosyal fen diye sıraladık. Sosyalle fen eşit olacak şekilde. Bazı öğrenciler geometrinin daha yüksek olduğunu da, hani daha zor olduğunu da söyleyen de oldu. Hani bunu değerlendirmek bilmiyorum. Hani o daha soruları yayınlanınca daha belli olacak. Ama asıl bunun belli olma zamanı ne zaman? Ben size hemen bunu söyleyeyim. Şimdi bugün sorular yayınlanacak. Sorular yayınlandıktan sonra dönütler akmaya başlayacak. İşte hocam TYT'de şu kadar netim var, AYT'de bu kadar netim var. Bunlar içinde bir sıralama olunca, normal deneme sınavlarındaki sıralamayla karşılaştırınca ne kadar kayma oldu daha net anlaşılacak. Bunun en iyi kısmı, en iyi yorumlama kısmı o zaman olacak zaten. Ama şu anda genel değerlendirme sınavın zor olduğu, işaretlemenin %15-20 arası geri kaydığı, işte 70 işaretleyen bir kişinin 55 civarı işaretlediği, 120 işaretleyen bir kişinin 100-105 civarı işaretlediği bir sınav olmuş. Ha, işlerinde 120, şu ana kadar hiç 120 işaretleyen duymadım ama en çok işaretleme olarak duydum. 116 işaretleme duydum. Yani başarılı öğrenciler arasında. Tabii bunların hangisinin doğru yanlış olduğu da bakılacak. Bu da önemli. Ama bu önümüzdeki süreç içinde size olabildiğince bilgi akışında burada soruları cevaplandırmaya vesaire çalışacağım. Zor bir sınavdı. O yüzden 2020 ile denk hesaplama yani kıyaslama yapılamaz gibi duruyor şu anda. Çünkü tamam 2020 TYT'de zordu ama 2020 TYT'nin zor olması zamanla beraber biraz denkleşmişti. Kendi içinde denkleştiğini düşünüyorum. Bu sene o zaman olmadığı için daha da değişik hesaplanacağını düşünüyorum. Ama AYT yani şu an AYT'de ter döküyorsunuz. AYT'nin de belirleyici olacağını açıkçası vurgulamak istiyorum. Çünkü eğer AYT'de dünkü sınavın zorluğu gibi zorlukta gelirse bambaşka olur. Kolay olursa bambaşka olur. Onu da AYT sonuçlarından sonra değerlendireceğiz. Bir yeri tekrar vurgulamak istiyorum. Ben bu zamana kadar mesela yani net tahmin videoları çektim. Hep bu videolarda şunu vurgulamıştım. 2020 sonuçlarına göre, hani bir sonraki sınav hazırlanırken 2020 yerleştirme sonuçlarını almıştık. Şimdi bu yılın yerleştirme sonuçları daha belli olmadı. Hangi bölümün hangi sıralamayla aldığına dair videolar çekmeye de başlayacağım. Bu süreçte size bayağı bir bilgi akışı sağlamayı planlıyorum. Tabii yoğunluğun el verdiği ölçüde. Ama şöyle bir gerçek var. TYT zor geçti. Yani zordu ve zor geçti. AYT de böyle olursa tahminlerin altında netler olur diye düşünüyorum. Hangi yıla benzer? 2018'e mi 19'a mı? Yani 2020'ye benzemeyecek gibi duruyor şu anda. 2018'e mi 19'a mı benzeyecek? Onu göreceğiz. Belki bambaşka ayrı bir dinamik olacak. Belki ikisinin ortalaması oluşacak. Ama şu an için aldığım yani benim dönüt, gözlem, işaretleme daha az olmuş gibi. Yani tabii ki en tavandaki kişinin ne yaptığı da önemli. O da bu hesaplamayı değiştirecek. Çünkü tam ona göre değişecek yani. Ona bakmak lazım. AYT birçok şeye cebe diye düşünüyorum. Bunun ardından daha iyi bir değerlendirme
Yaparız. Ama TYT için genel değerlendirme toplayacak olursak %15-20 daha az işaretlenmiş. Tabii işaretlenenlerin hani işaretlenenler sayısının doğru olduğu anlamına da gelmiyor tabii bu. Sınavın en zor kısmı matematik geometri ya da geometri matematik sıralayacak olursak daha sonra Türkçe, daha sonra sosyal ve fen eşit en sorulardan oluşmuştur. 9. sınıf müfredatından sorulmuş sorular. Planlarını beklenildiği gibi bu da bunu da vurgulamış olalım. AYT'den çıkınca bilgileri alınca tekrar bir bu videonun devamı videosunu çekeceğiz. Ondan sonra da akşama doğru sorular açıklandıktan sonra da genelde netler bu bazda sanırım hesaplama bu olacak diye burada paylaşımda bulunacağız. Daha sonra önümüzdeki süreçte meslek tanıtım videoları çekmeye yine devam edeceğim. Ardından yani bazı meslekler rehberi gibi bir şey oluşturmayı düşünüyorum ama olur mu olmaz mı artık bilmiyorum. Ancak iyi bir tatil hak ettiniz. Şimdi bu videoyu izliyorsanız biraz hani siz bu videoyu izlerken sınavdan çıkmış olacaksınız. Daha sonra bunun ikisini de çekeceğim. Orada da bunu vurgulayacağım. İyi bir tatil hak ettiniz. Dinlenin bol bol. Düşünün. Doğru kararı vermeye çalışın. Yani 13. sınıftaysanız işte bir sene daha kalıp kalmama konusunda, mezundaysanız bir sene daha kalıp kalmama konusunda, tercihte hangi mesleği tercih edeceğiniz konusunda lütfen ama lütfen doğru değerlendirmeyi yapın ve kendiniz için bir bölüm seçmeye bakın. Ama çok zor bir süreçti. Benim meslek hayatımın yani 11. yılım meslekte en zorlu yılıydı bu yıl. Sınava girecek öğrenci ve genel olarak yani eğitim öğretim anlamında en zorlu yılıydı. O yüzden iyi bir tatil hak ettiniz. Düşünün, değerlendirin. Her şeyin güzel olmasını dileyin. Umarım her şey sizin için iyi olur. Şu andaki tercih ettiğiniz AYT'de de saat şu anda 13.06.07. Son 1 saat kaldı. 1 saat 10 dakika kaldı sınava. Sınavın tamamlanmasına. Umarım her şey istediğiniz gibi gidiyordur. Umarım sınavda sakinsinizdir. İstediğiniz gibi olur diye diliyorum. Ben Cihan Topaloğlu. Her zaman dediğim gibi sorgulanmamış yaşam yaşamaya değmez. Bol bol sorgulayacağınız, bol bol cevaplar arayacağınız bir süreç diliyorum.